siz bunu aynı motivasyonla yapıyorsunuz. Bu şahıs ne için, seyredelim bunu. Eller arkada, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi değilmiş, makamı değilmiş de birileri de onu yazıyorlar. Diyorlar ki ya siz makam bilmiyorsunuz. Şimdi kendinizi aşağılatmayın arkadaşlar. Hani ezdirmeyin kendinizi. Bize Fatih Sultan Mehmet'in türbesi olmasına gerek yok burasının. Eşi Gülfe Matun annemizin türbesi. Meselemiz o değil. Burasının zaten ne olduğunu biliyoruz biz. Orada problem orada değil. Bu arkadaş, bu Ekrem Soytarısı'nın eli arkada ne arıyor? Siz oraya niye takılmıyorsunuz da Fatih'in makamı mıydı, karısının makamı mıydı, Gülfe Matun'un makamı mıydı? Oğlum dik dur. Dik dur oğlum. Dik otur oğlum oraya. Kaldır başını. Dik dur dur oğlum. Özür dilerim sizden ama günde 5000 kere uyarmam lazım bu konuda. Bu neden bu? Bu neden bu? Bu duruş neyin duruşu bu? Bu neyin artistliği? Bu kim bu? Bu kim, nereden geldi bu? En son iddialara göre YouTube'da var. Beylikdüzü'nde ganyotuculuk yapıyor. Ganyota Ekrem bu. Bu beni çıldırttı, bu görüntü bu beni. Bu kim bu? Beylikdüzü'nde kumarhane işletiyor. Orada kumar oynanıyor. Ganyotu'yu eskiler bilirler ne olduğunu. Hala var mı bilmiyorum bir yerlerde. Orada kumar oynanıyor. Bu da ganyotusunu alıyor kumarcılardan. Ekrem. Ondan sonra o paralarla giriyor inşaat işine falana filana. Bu kim bu bu? Bu nereden çıktı bu? Yok gider valiye gider yapar. Yok ona bir şey söyler. Yok tatile gider. Yok orada esnafa gider gider yapar. En son geldiğimiz yer burası. Tayyip Erdoğan'ın kulağını çekeceğim, ona tokat atmak için ona oy verdim diyenler var ya. Maddiyatımız müsait değil. Maddiyatımız, imkanlarımız el verse hepinize yapacağım Mısır çarşısından 10'ar gram kına yakın bir tarafınıza. Yok maddiyatım yetmiyor. İmkanım yok. Vallahi billahi yapacağım öyle bir şey. Verin adresini yapacağım. Herkesin adresini göndereceğim kına. Al diyeceğim, buyur seyret. Nerede o rahat? Burada. Bu ne bu? Bak. Bu ne lan bu? Bu nedir bu? Bu nedir bu? Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Senin sıfatın ne? Sen başka yerde böylesin oğlum. Ekrem. Sen kendini niye öyle attın? Bak burada Makaryos Türk katillerin heykelini kardeşlerimiz gereğini yapmışlar. Allah razı olsun, ellerine sağlık. Buraya gereğini yapmışlar Makaryos'a, Rum lidere, bebek katiline. Senin ellerin önünde oğlum. Ekrem. Sülün. Sülün Ekrem. Beni mahkemeye vermişsin ya, yine ver. Sen burada böylesin. Buyur. Burada da böylesin sen. Ha? Anıtkabir'de böylesin sen. Ömer Koç'un, ki onu da ben ifşa etmeyeyim, ehline bırakalım. Barbaros Şansal'ı ifşa etsin. Ömer Koç'un ne olduğunu Barbaros Şansal'a sorun Ömer Koç'u. Sen onun önünde böyle el pençesin, sermayenin, kapitalizmin önünde oğlum Ekrem. Sen niye bunu yapıyorsun? Ayıp değil mi Ekrem? Ekrem Ömer Koç'a, Makaryos'a, Rum katil, Türk katil Rum'a, bebek katiline gücün yetmedi de 500 sene önce can vermiş Fatih Sultan Muhammed Han'ın eşi, Allah hepsinden razı olsun, rahmet eylesin, onun kabrini mi tekmeliyorsun? Nedir bu tekme olayı diye baktım ben. Kedi var zannettim, açık konuşayım. Yapmamıştır dedim ben. Yani kedi vardır dedim ben. Ayak hareketini gördünüz mü? Bir daha izleteceğim bunu size. Bana anlatın bunu, ben mesela anlamadım ben bunu. Antifa sent in about 500 troops to fight. İzliyoruz. Kedi yok. Hiçbir şey yok. Ben bak kedi var zannettim. Açık konuşuyorum. Kedi var zannettim burada ben. Bu ne bu? Durup oraya. Sol ayakla. Sol ayağı bilirsiniz kesim olarak hani manasını. Antifa sent in about 500. Antifa sent in about 500 troops to fight in. Özür dilerim. Antifa sent in. Bir daha izleyelim. Bu eller niye burada? Ömer Koç'un önünde böyle. Anıtkabir'de öyle. Makaryos'un heykelinin önünde öyle. Bırak onu. Niye? Ne düşmanlığı var? Fatih Sultan Mehmet sana ne yaptı hakkında kripto Rum olduğuna dair iddiaları olan Ekrem? Motivasyonun nereden geliyor? Niye sen bu neysin? Fatih ne yaptı sana Ekrem? Hadi Ekrem bunu konuşalım seninle. Hani basın danışmanların devamlı sürekli analiz merkezine rapor edeceksiniz bu adamı demişsin ya Fatih Tezcan için. Bunu da raporlasınlar. Açıklasana Türkiye'ye.
kimlerdensin? Fatih Sultan Mehmet'ten neden nefret ediyorsun mesela? İslam'da sahte kahramanların heykeli, yani İslam'da heykel yasaktır. Çünkü sahte kahramanların heykeli yapılır. Şişirilme, balon, yani böyle insanların heykeli yapılır İslam'da. Bunun için yani gerek yoktur heykelden oluyor. Çünkü kamu malını bir şahsiyet için heykele veremezsin. Fatih Sultan Mehmet'in heykelini yapacağım demiş mesela. Ne yaptı sana Fatih? Ne istedin Gülfem Hatun'un türbesinden veya Fatih'in makam? Ne istedin sen buradan? O ayak ne oluyor öyle o ayak? Sol ayak. Sen kime selam gönderdin Ekrem? İlk defa analiz merkezinde gösterelim bunu. Senin hıncın ne? 29 Mayıs'ta böyle bir şey yaptın sen. Ekrem. Şurada bir kalabiliyor mu Emre'te gözü güzelli? Yok. İşte onu bir ayarlayamadık onu. Peki. Şöyle yapalım. Bir dursun umuyorum durur. Heh tamam. Oynat demesek duracak. Yunan provokasyon peşinde. Öncelikle yayınlarına teşekkür ediyoruz. Dimetoka'da yani Batı Trakya'da bulunan ve Avrupa'daki en eski Osmanlı camisi olan 597 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin minaresine Yunan bayrağı astılar. Kaynak Birlik Gazetesi, kültür miraslarımız apaçık Yunanlarca yok ediliyor. Rodos'ta ibadet engelleniyor, susma. Bunu bir gördük mü? Cami minaresinde Yunan bayrağı. Bu tamam mı bu? Tamam. Ekrem'in kime selam gönderdiğini izah edebildim mi acaba siz analiz merkezi takipçilerine? Anlatabiliyor muyum? Nereden bu? Niye deliriyorlar? Niye çıldırıyorlar? Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar motivasyon şurada. Yani kırgınlıkları şurada yani delirdikleri yer. Tamam İstanbul sülünün elinde olabilir de bütün parayı cukkalıyor ya şimdi. Sokak çatışmaları başlayınca indirmek için eylemcilere. Onun için onu da hızlı geçmeyeyim. İnanılmaz bir para cukkalama var şu an İBB'de. Tahmin edemezsiniz. İçeriğiyle görüşüyoruz çünkü. İBB'nin içinde şimdi tamam. İnanılmaz bir para biriktirme var. İnanılmaz bir para transferi var. Çok ilginç sponsorluklara hazır olun. Geçen de bir tanesi yaşandı. Ben yine isim vermeyeceğim. Beko. Beko geçen gün nereye sponsor olmuş? Bir bakın. Daha sonra açın hakkımı verin benim. Ne demiştim? Ülkede üç büyüklerin tek başkanı vardır. Koç ailesidir. Dedim mi demedim mi? Yani bunu duyanlar şahitlik yapsınlar şimdi. Ne dedim ben? Ülkede üç büyüklerin tek başkanı vardır. Rahmi Koç zaten Beşiktaşlıdır. İnan Kıraç üzerinden Galatasaray yönetilir. Şimdi zaten farklı kişiler üzerinden yine başka türlü gidiyordu. Aziz Yıldırım'a güç yetiremediler, onu gönderdiler. Yerine bizzat Ali Koç geçti. Çünkü büyük operasyon, deminden beri bu yayında anlattığımız operasyonun gelinceği zaten biliniyor. Bak Beko, Beşiktaş'ın yani aman yarabbim yani ben küçüklüğümden beri ben Ortaköy'de geçtim ben 15-20 sene. Beko Beşiktaş'tır abi şimdi. Beko'yu Fenerbahçe'ye yani söyleyelim yani Fenerbahçe spor gizli bilgi değil. Sponsor olmuşken görüyorsun. Allah Allah tam da böyle ortalıklar karışmışken falan bakıyorsun. Peki yani o para daha kimlere gidecek Fenerbahçe'ye de? Kimlere gidecek sosyal medya yapılanması adı altında? Hangi sosyal medya tetikçilerine gidecek o para? Hepsini göreceksiniz siz canlı canlı ve hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki Fatih Tezcan bunu sponsorluktan sene önce söylemişti. Türkiye'de üç büyüklerin tek başkanı vardır. Koç ailesidir. Bunu bilmeniz için bazı Kemalist terör örgütü mensubu, çok dikkatli konuşacağım, mahkemelik olmak istemiyorum. Darbecilerin tribünleri karıştırma operasyonlarını yer altında nasıl bir şeyler izlediklerini bilmemiz lazım. Bunu bilmemizi konuşmamız için El Ehli ve İttihat takımları, El İttihat takımları arasında Mısır'da yapılan maçta bir maçta nasıl 70'ten fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin satırlarla, bıçaklarla hepsini öldürüp yaralandığını bilmemiz, bunun nelere sebep olduğunu bilmemiz lazım. Bunların motivasyonları aynı. Net konuşuyorum. Bunların yarası çok büyük. Motivasyonları ne biliyor musunuz? Sıkıntı şurada. Bunlar diyorlar ki, bakın, bunlar diyorlar ki, evet, İstanbul bizim elimize geçti. Doğru ama Türkiye hala 3. Abdülhamit'in elinde. Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde.
müsaadeniz varsa 3. Abdülhamit lapsusunu çıkarttım. Şimdi bunu görüyorlar. 2. Abdülhamit'i 13 Nisan 1909'da içinde Mustafa Kemal'in de olduğu bir çeteyle indirdiler. Ve aradan sen onların açısından bakar mısınız olaya? Çok rica ediyorum, istirham ediyorum. Bir empati yapsanıza. He? Yani aradan geçmiş 111 sene. Valla 2020. Hayda. 2. Abdülhamit'i indir, koskoca Osmanlı'yı yık sen. Adamı orada Alaaddin Efendi'nin, yine işte Selanik'te Alaaddin Efendi'nin köşküne gönder. Arkadan 10 sene İttihat ve Terakki ile yalanla karışık bütün Osmanlı'yı bitir. İndirsen 700 bin küsur kilometre kareye. Arkasından zaten 1923 çat diye girsin Mustafa Kemal. Seçim meçim yok ulan, darbe marca girsin. Kendisi itiraf ediyor. Daha önce anlattık, Temmuz 1918'de Albay Emin Bey'in kızına ben darbe yapacağım diyor. Darbeciyim ben zaten diyor. Hiç alakam olmaz diyor yani. Efkar-ı ulum veya efkar-ı avam ile, yani halkla, milletle hiç alakam olmayacak diyor. Dediğini yapıyor, boşver bunları geçtik biz zaten. Onların gözünden baksanız olaya. Hatta aradan da yine bir 20-30 sene geçiyor. Bakayım 20. 5 sene, çeyrek asır bir zaman geçiyor. Rusya ne zaman buraya çökecek gibi oluyor. Çünkü Kemalizm buraya hazır hale getirdi zaten Rusya'ya. Dinsizlik, yani bildiğin Türk musikisi falan yasaklanmış. Diğer tarafta zaten Kur'an'a saldırı var. Kur'an-ı Kerim 7 muşambaya sarılır. Çok özür dilerim sizden. Küçüklerin kulağını kapatın. Boklu tuvaletlerin içine sarkıtılıyor. Jandarma gelip de dövmesin evin sahibini diye. Kur'an ne arıyor burada? Bu kitap Arapça Türk'ün peygamberi Mustafa Kemal'dir. Bildiğin en büyük psikopatlık deniyor ülkede. Bu ülkede bu psikopatlık döndü. Biz de bunu, müsaadeniz var da sizin desteğinizle son nefesimize kadar bağıracağız. Siz psikopatsınız. Psikopat olmayan bir insan bunu yapar mı ya? Siz bir, bırak AK Partili'yi, herhangi bir isim, ben dahil. Belki Türkiye'nin, hani kendime göre yani, en net ve dolu anti-Kemalistiyim. Ben Anıtkabir'e gitmem, gidersem de bu elimi arkaya koymam ben ya. Buna gerek yok ya. Gitme kardeşim. Gitme yani. Ben bunu yapmam Anıtkabir'de. Bizden yapan birisini de kabul etmem. İstemem benim takipçilerimden kimse böyle bir şey yapsın. Anıtkabir'de. İstemem kardeşim. Eleştiririz, odur budur. Mustafa Kemal orada yatıyor. Bu eli arkaya koyup da Anıtkabir'e böyle artistik. O da boş işler onlar ya. Serseri iş onlar. Ya sokak işi onlar yani. Biz buraya düşmeyiz. Bu ne ya bu? 6 asır kafire, zalime delirtmiş, zarar vermiş, yara vermiş bir devletin devamla düşe düşe buna mı geldik? Kemikleri sızlar Fatih'in ya. Düşünsene 7 yaşında hafız oluyorsun. Başa geçiyorsun. 13 yaşında, 14 yaşında, 21 yaşında İstanbul'u alıyorsun. Karadan gemileri yürütüyorsun. Vesaire. Yapmadığın bir şey yok. Çağ açıp çağ kapatıyorsun. Ve en son hayattaki tek başarısı ve en büyük başarısı 200 milyon spermin arasına sıyrılmak olan bir tane şahıs geliyor. Senin eşinin türbesini tekmeliyor. Sen Fatih olsan kemiklerin sızlamaz mı? Sızlar abi. Bu nedir bu müptezellik ya İstanbul'un başında? Bir de tam İstanbul manyağı aşığı bir herifim ben ya. Bir de tam bana rast geldi ya bu iş. Bir de Fatih, adımı aldığım adam. Yani bu kadar bedbaht birisi olabilir miyiz ya biz? Şuraya bak. Ondan sonra kutuplaştırmayın. Hadi lan oradan. Neyi kutuplaştırmayın? 100 seneden beri bacımızın başındaki başörtüsünü indiren siz. Sakalları fabrikamda çalıştırmayan diyen siz. Rami Koç 28 Şubat. En kritik dönemlerde siz. Ya Genelkurmay Başkanı yanında sigara söndüren 27 Mayıs'ta siz. Seçmiş Başbakanı asan siz. Yardımcılarını öldüren siz. Türbeleri tekmeleyen siz. Bize gelince biz kutuplaştırmayın. Allah Allah. Şurada mıydı? Neredeydi o? Şey, yara, şey, bu tarafta mı? Öbür tarafta mı? Yani bugün işte giydim, deniliyor ki burada şey var, sökük var. Dedim ki burada Osmanlı yazıyor. Ben bunu giyerim, atamam ben bunu. Yenisini bulunca atarım. Sökük olması fark etmez. Osmanlı ise giyilir, tutulur. Yapılır. Sen babanın yüzünde sivilce çıktı diye reddediyor musun babalıktan? Reddedilmez. Osmanlı bir kargaşada saçma sapan bir şekillere, bir kadere maruz kaldı diye, öyle bir şeyler oldu diye reddedilir mi? Terk edilir mi? Terk edersen bu gelir işte başına bak. Bugün Gülfeman Hatun'un türbesini tekmelerler, yarın senin türbeni tekmelerler. Tamam? Unutmayın 1930'larda mezar taşlarına El Fatiha yazmanın yasaklandığını.
dünyanın en komik perspektifi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın perspektifidir. Yılan o atasözünü bilmez çünkü. Seri yürür yılan. Bilmez o atasözünü. Yani havlayan köpek ısırmaz falan diyor. Köpeğin bundan haberi var mı? Bilmiyor, ısırır diyor. O yüzden o kafayı bırakalım. Aramızda bazılarını ben görüyorum çünkü. Yani bu konuları niye böyle abartıyorsun falan vesaire bilmem ne deniyor. Şimdi geldiğimiz noktada hadi devam edelim. Takıldık buraya çokça. Bunlar bizim enerjimizden kesiyorlar, ben onu size söyleyeyim. Ama bunların da belli bir tahrik için yapıldığını bilmemiz lazım. Şimdi bu